İla rabbike rabbi nedir? Yevme idin o gün el mustakarru. Karar kılma yeri, gideceğin yer neresi? Rabbinin makamıdır Celle Celaluhu. Azameti Subhaniye seni bekliyor. Onun huzuruna varacaksın, orada hesabını vereceksin. Yunabbaul insanu. İnsan o gün haber verilir yevme idin. Bima kaddeme ve ahhar. Bima kaddeme takdim ettiği şey. Ney? Hayır, şer ne yaptıysa orada sunulacak. Ve ahkar yapmadıkları o da. Yaptıklarıyla güzel şeyler yaptıysa kaddeme ona göre sevap bulacak. Kötü şeyler yaptıysa ceza çekecek. Güzel şeyleri yapması gerekirken yapmadıysa onun da cezası var. Veyahutta min hasenetin ve seyyiyetin bima ahkara min hasenetin ve seyyiyetin. Böyle de tefsir edilmiş. Ve yahutta min malin tasaddaqa bihi fi hayatihi ve mimma akhara. Hayatındayken malından tasadduk ettiği şey ona takdim edilecek. Hayatındayken vermediği, sonraya bıraktığı, vakfettiği veyahut da vasiyet ettiği ahkardan, Murat, sonraya bıraktıklarından ona göre ona ikram edilecek. Ve Yahutta bir bima ve ahkara bu daha da belki hoş bi evveli amelihi ve ahirihi amelinin başından sonuna neler yaptı neler yapmadı hepsi oraya dökülecek ve orada hesabını görecek. Hadisi şerifte gelmiş ki Resul-i Ekrem buyurmuşlar sallallahu aleyhi ve sellem Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Hepiniz mutlaka ve mutlaka Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Rabbini sizinle konuşacak. Hepimizle teker teker konuşacak. Laysa beynehu ve beynehu tercumanun. Aranızda hiçbir tercüman olmayacak. Ve la hicabun yahcubuhu. Örten bir perde de yok yuhjibuhu fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi ve yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama sağına bakar yaptıklarını görür soluna bakar ancak kendi yaptıklarını görür önüne bakar fala yara illa naratil qawjihi bakar önünde sadece cehennem var ah, bak bak korkutuyor peygamberi zişan o zaman böyle ehvali olan, böyle korkulu halleri olan bir noktaya erişeceksek, Rabbimizle birebir konuşuyoruz. Şimdi düşünün, gelmiş geçmişi, aşikar ve gizliyi bilen Rabb, Subhane ve Teala, senin içinde gizlediklerin hepsini biliyor. Ne söyleyeceksin? nasıl mazeret? Birazdan söyleyeceğiz zaten. Mazeret de sunamayacaksın yani. Onun için ne perde var ne tercüman var. Direkt Rabbinin insanın dizini bağını çözer yani bunun tefekkürü korkudan. Sağına baktın, yaptığın güzel ameller çok eksik. Tam değil ve eksik. Soluna bakıyorsun günahların bir hayli. Önüne bakıyorsun ateşten başka görünen bir şey yok. Yani tefekkür ettiğimiz zaman iyiliklerimiz, kötülüklerimiz hatta ve hatta biraz daha böyle ince elekten geçirirsek iyiliklerimizi acaba o iyiliklerin ne kadar sağlam, ne kadarı çürük, ne kadar elde kalır, ne kadarı şopa atılır. Yani bunları düşündüğün zaman bakacaksın elde bir şey kalmamış. Önünde cehennem duruyor. O zaman Resul-i Ekrem ne buyurdu bakın. فَاتَّقُوا النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّتَمْ رَا Fattakun nar ve lev temratin. Neyi gösteriyor resul Ekrem? Cehennemden kurtulmayı sağlayan en önemli şeylerden birisi nedir? Cömert ol, sadaka ver. Peygamberi Zişan öyle buyuruyor. Daha önceki tefsir dersimizde de yine geçmişti. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Güzel ahlak var. 300 küsür tane güzel ahlak var. Ondan sonra Hazreti Ebubekir sormuştu radıyallahu teala. Ya Resulallah bende hiç var mı onlardan? Efendimiz dedi ki küllühü ya Bekir. Hepsi sende var. 360 tane, 60 küsür güzel ahlak var dedi Efendimiz. Hazreti Ebubekir Sıddık bende bir tane var mı diye soruyor. Mütevazi kalbe bakın. Efendimiz de hepsi sende var. Ya Aba Bekir diyor. Ve bu 360 küsür ahlakın içerisinde Allah'ın en sevdiği diyor ki Resul-i cömert olmaktır. Şimdi düşünün burada önünde cehennem gözüküyor. Ümmetine merhametli olan o peygamber. Ümmeti ümmeti diye hakka vasıl olmuş. Rabbimiz ona Celle Celaluhu ümmetinin yarısını cennete koyayım istersen. Bu seçeneği veriyor yani. Ya da sana şefaat vereyim hangisini istersin? Böyle. Yarısını cennete koyayım direkt. Bunu mu istersin? Yoksa sana şefaat mi vereyim? Bunu mu istersin? Diye sorduğu zaman Resul-i Ekrem'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarısıyla yetinmeyip şefaati istiyor ki daha çoğunu cennete girmesine vesile olmak niyetiyle yani böyle bir peygamber yani bizim cehennemden kurtulup cennete gitmemiz asli gayesi onun ve ne bizi emrediyor? Önünde cehennem var. Sağında solunda eksik çarık çürük amellerin önünde cehennem var. O zaman cehennemden korun. Nasıl korunursun? وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Bir hurma parçasıyla olsa bile yani en ufak verebileceğin sadaka da olsa ver.